Merhabalar efendim. Bu akşam masada eğlence var, mutluluk var, neşe var. Bir kere çok eski kadim dostlarımdan bir tanesi, çok sevdiğiniz bir oyuncu. İçi neyse dışı da o, dışı neyse içi de o. Öyle bir insan. Bülent Şakrak masada başlıyoruz, buyursunlar. Vay be benim canım ya. Vay ya. Yıllar bizi eskitemedi, görüyorsun. Asla eskitemezdi zaten. Hatırlıyor musun biz Pembe Patikleri çekerken? Hatırlamam mı? Bir otel odasında 10 saat falan günlük. Sen birilerini taklit ettin falan. O günü hatırlıyor musun? Hatırlıyorum tabii. Ne için Pembe Patikler çekiyorduk değil mi? Pembe Patikler. Nerede? Bir otelde mi? Neresiydi? Otel... Alp vardı Kırşan. Alp vardı. İstanbul dışında bir yer. Tabii İstanbul dışındaydık. Bir yerdeydik. Olabilir. Tam doğru. Hatırlamıyorum Alp ama. Alp vardı. Yeliz Yeşilmen vardı. Evet. Ay ne eğleniyorduk, ne gülüyorduk. Oya abla. Oya abla. Ah cindurlar içinde yatsın bir tanem ya. Evet, evet. Halil abi Ergin. Aynen. İyi misin dostum? İyiyim, çok iyiyim. Tatilden geldin. Çok iyiyim. Ya evladını... Çok tatil gibi değildi ama evet. Olsun. Evet, çocuğu, sudan geldim yani. Çocuğu evet. Suya soktun evet, çıkardın. Evet, evet, aynen. Nasıl karşıladı bunu tuzlu suyu? Ya bence içgüdüsel olarak aile neyi çok seviyorsa çocuk da doğuştan onu seviyor bana sorarsan. Yani... Çünkü senin deniz ve dalgıçlığın evet, evet, da var. Evet, denizle evet, bir ilişkin evet, var yani. Evet, yani annesinin karnındayken de suya girmişti. Oh. Doğduktan hemen sonra da girmişti zaten. Allah'ım dolayısıyla yani. Suyla ilgili bir sorunu yok. Bir de vücudun %70'i su falan yani. Tabii, hemen alışıveriyor değil hemen, mi? Hemen tabii canım. Ben de öyle 40 günlükken Ankara Sanat'ın sahnesine bırakmışlar beni. Mikrobu falan yutayım hani tiyatro eyvallah, falan diye. Tabii. Ondan sonra tam bir ayı doldurduktan sonra da bırakmışlar denize. Öyle yapmışlar. Bence çok güzel faydalı. Bir şey. Evet. Balıkları görünce bir böyle çok şaşırdı. Onlara acayip anlam veremedi. Nereden çıktı bunlar şimdi diye. Çünkü şeyde artık Çanakkale'de gözle görülür şekilde ya balıklar artık. Böyle su cam gibi ve balıklar güzel, ayağımızın maşallah. Dibinde yani. Onları görünce böyle bir anlamlandıramadı. Bu ne lan şimdi nereden oynayan çıktı diye. Oynayan şeyler falan. Sonra ona da alıştı ama. Oh güzelim evet. Maşallah ondan eyvallah. Konuşacağız. Onun görüntüleri onsuz bir program olmaz. Evet. Zaten gördüğünüz gibi de geldi. Bunun dışında çok güzel işler yapıyorsun internette. Kendi programın aynı zamanda bir dizide çalıştın. Evet. Fakat sosyal medya seni aldı sanki bambaşka bir yere getirdi. Evet, İyi kullandığın için. Öyle oldu. Yani iyi kullanmaya tabii ben de çok gayret ediyorum ama bir taraftan da şöyle bir hakkını yememek lazım. Ceyda çok sevilen kesinlikle. Biri. Orada o alanda kesinlikle. Anne çok olarak. Doğru kullanan da biri. Evet aynen. Anne olarak da özellikle. Dolayısıyla çok kaliteli de bir takipçi kitlesi var onun. Onlar beni de sevdiler diyelim. Yani aslına bakarsan biraz... Ceyda'dan faydalandın mı anlamda? Yani iyi ki tabii ki karı koca birbirinden faydalanacak evet. Muhakkak ama senin onda bundan önce sadece oyunculuğun yani o kimliğini de tanıyorlardı. Evet. Şimdi sen babalığınla işte evdeki durumunla yok işte ekmek yapıyorsun, evet. Turun mutfağa giriyorsun falan farklı bir yönünü. Evet. Aslında bakma hepimiz kendimizi olduğumuz gibi anlatabiliyoruz orada çok şükür ki. Aynen öyle zaten mecra olarak bence en tatlı tarafı o. Evet. Yani orada kendine bir albüm oluşturuyorsun işte evet. Aslına bakarsan. Kesinlikle videosuyla fotoğrafıyla. Gerçi ben bir kere hacklendim çok uzun. Ya sen hacklendin ya. Çok feciydi. Ona çok üzüldüm vallahi. Ya hacklenme. Kendi ellerimle verdim. Işte. Şifreni girmeyeceğim biliyorsun değil mi? Evet işte ama yaptım. Girdin ha? Girdim. Nasıl kendim, öyle boş bulundun hiç ki? Hiç kafam çalışmadı o sırada. Ve oldu ya. Çok enteresan. Çok acayip şey. İnandım falan. Ben de o konuda ne cinim biliyor musun? Evet, hemen evet. Ding. Yok şimdi birkaç hiç... tane güvendiğim böyle fenomen arkadaşlarım var internette. Hemen onlara göre bunu ne diyor diyorum. Hemen diyorlar işte Tekirdağ'dan size girdiler. Yok Ayvalık. Evet evet, evet. Öyle şeyler oldu çok zaten. Yaramazsınız, çok yaramazsınız. Öyle şeyler ne kadarlık gitti hesabın? Herhalde bir 3 hafta 4 hafta 1 ay falan. Sonra yakalandılar. Çünkü bunun yüzünden hapis yatıyorlar düşünebiliyor musun? Çok gerçekten vallahi bunu ya. Bilmiyordum yani çok kalabalık bir grup yakalandı. Ha, birkaç bir evet, şey evet. Yapmışlar. Bir sürü insana bir sürü bir şeyler ama falan. Ama şimdi baktığında yani. Kızamazsın. Kendi elinle vermişsin abi adresi. Evet, evet. O da öyle de oldu yani çok böyle net bir şikayetçilik halimde olamadı. Lan bunun için mi gerçekten mi falan ama çok benim dışımda zaten büyük bir mesele. Bununla ilgili bir takım paralar dönmüş. Benim öyle tabii şeyler tabii, olmadı. Onların cezalandırılması şart. Evet. Çünkü oradan para da götürüyorlar, kartları evet. Da kullanıyorlar vesaire. Evet. Ya ben ticari amaçlı falan da kullanmadığım için aynen benim çok büyük öyle. Bir şeyim olmadı bununla ilgili. Tabii. Sonra da zaten polis aldı ve geri verdiler hesabımı. Ya bir sürü fotoğrafım falan silinmişti ama ben tekrar devam ediyorum. Siber suçları ilgileniyor evet, bu konuda evet. Ve bayağı da iyiler çok yani iyiler. Değil mi? Çok iyiler. Çok acayip vallahi, iyiler gerçekten. Çok memnunum bu konuda evet, ama evet. Biz artık güzel şeylerden bahsedeceğiz. Lütfen buyurun. Reklam arasına gidiyormuşuz efendim sonrasında sizi masaya bekliyorum. Buyursun. Roller uğurlu geliyor 40 insana. 40 yaşına geldim hala çaycı diyorlar. Evet sokakta. Ya tabii hala canım. Öyle mi? Tabii, bana tabii. Da Layla diyorlar. Diyorlar yani. Sinemaysa tamam yapalım dedi. Evet ama 3 tane üst üste rezalet evet. Yapar mısın? Sorma sorma. Herkesin var. Evet.
fakirlikten geldiğim için çok fazla iş seçme şansım olmadı benim. Örnek oluyor şimdi, orada izlemeyecek mi? İşte ibret olsun, görsünler yapmasınlar. O yüzden söylüyorum. Bakın arkadaşlar, böyle şeylerde oynamayın. Evet, evet. Doğru havalandırmalar lazım. Evet. Çırası önemli. Nereden oldu? Ya şimdi zengin falan değilim ama artık bir özgürlüğüm var. Mutsuz olduğum hiçbir şeyi de yapmıyorum. İşte evet, parasız evet. Kaldık, işte başarısız evet, olduk. Evet. Ama eşin de öyle bir şey... Ya ailem için işimi kaybedebilirim. Çok seviyorum, ne diyeyim. Akşam ekmek var mı evde? Yaparım. Hani şöyle, tabii ki dostluğumuz, arkadaşlığımız var ama ben programım gereği akşamları çalışıyorum. Yani bir mesaim var. Eyvallah. Sizlerin hayatlarına dalıyorum, hani bilmediğim ne var ne yok diye. Sen de gördüğüm, hani hiç şaşırmadığım bir şey. Zaten tiyatroyla başlamış hayatın. Tiyatroda çalışmakla devam ediyor. Çocuk oyunuyla başlıyorsun. Evet. Ardından zaten kent oyuncularından birisin. Hani evet. Olabilecek, gelinebilecek hani evet. En güzel yerdesin zaten. Gençlik ve çocuk oyunları dedik. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı dedik. Evet. Şimdi senden şunu istiyorum. Çocukken hazır mıydı bu meslek ve kendini görmek istediğin yerde miydin yani çocukken? Çok ciddi bir süre aslında değildi ama ilkokulda falan bu okul temsillerinde falan hep bulundum ben bir şekilde. Tiyatro kollarında evet, mı? Evet evet evet. Tamam. Ve nedense oraya çoğunlukla da kendi isteğim dışında seçtiler, çok yaramazım diye. Benim, seni düşünemiyorum. Valla hep öyle olurdu. Yani bu anlamda mesela çok şanslıydım. Çok benimle çok ilgilenen öğretmenlere falan denk geldim hep. Ah. Öğrencilik hayatım boyunca. Çok ciddi yani lise çağlarının sonlarına kadar da hiç öyle bir oyuncu olmak falan gibi bir derdim yoktu. Başka bir derdin var mıydı peki? Yoktu ya, ben öyle meslek falan hiç düşünmedim. Ya ama her benim kuşağımdaki her çocuk gibi beni de askeri okula falan, sınavlara falan soktular. Yani subay olsun, maaşı belli olsun falan gibi mutlaka şeyler yaşadık dönem gereği ve ailenin ihtiyaçları. Tamam. Benim aklım hiç oralarda değildi. Peki çocuk oyunuyla ilk tanışman nasıl oldu? Biri mi seni oraya götürdü? Yok aslında. Birisi orada mı kaptın yani? Nerede ya, kaptın? Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde kurslara başladım aslında. Ya, tamam işte zaten Müjdat Hoca'yı gördükten evet, sonra. Öyle oldu. Çetin Eti de öğretmenlerimden. Ya. Bir tanesiydi, zaten bir tiyatrosu vardı Kartal Sanat İşliği diye. Orada kurs yerken de sağ olsun beni tiyatroya aldı ve çocuk oyunlarıyla başladı bütün hikaye. 96-97. Fakat başka bir iş yapamazmışsın gibi geliyor zaten seni, hem tanıdığım için hem izlediğim için. Bana da artık öyle değil geliyor. Değil mi? Yani sanki bazı, değil mi, bazılarımız evet, kendi mesleğimizin içine doğmuş gibiyiz. Evet. Yani ya bazı şeyler deniyorum böyle. Meslek dışında bir şeyler de yapayım. Evet. İstediğim evet, oluyor işte. Bu dalgıçlık meselesi falan hep evet, öyle oldu falan ama yani onlar hobi gibi oluyor. Peki müşterek var bir de. Müşterek değil mi? O var. Senin herhalde evet, en uğurlu yaptığın evet, iştir herhalde ya tiyatron. Okan, Engin evet, ve Demet zaten hem kader arkadaşlarım hem sıra arkadaşlarım. Ve en iyiler. Hem hayat arkadaşlarım. Yani. Evet, can dostlarım onların kesinlikle, hepsi. Kesinlikle. Aynı okuldanız, aynı tiyatroya geçtik. Kent oyuncularında da hep beraberdik. Tabii. Sonra da şimdi zaman geldi. Kırklı yaşlarımızdayız hepimiz artık. Demet daha genç. Ben Demet 20'lerinde sakın evet, ha parçalarım evet, dermişim. Demet hastasıyım yani. Gerçi evet, Okan Yalabık, Engin Epileri ve sen. Gerçekten evet, tadından yenmez oyuncularsınız. 39 basamak için ben bilet aradım ve bulamadım, biliyor ama musun? Ama haber versen keşke. Demet haber verdim, unuttu beni, salladı ve yok, izleyemedim. Ben hallederim. Benim yakınlarım var. Ya. Olsun, ben bunu da buradan söyleyeyim. Sağ olsunlar, bütün arkadaşlarım davet ediyor ama biz karı koca bilet almadan gitmiyoruz. Yani bunu buradan tekrar söylüyorum. Yani ya parasını eyvallah, veriyoruz. Harika. Çünkü bu şey bizim için şey yani öyle mutlu oluyoruz. Eyvallah, tamam, bilet ayarlarım. Aynen, bilet ayarlarsan seve seve gelirim. Şu 39 basamak çok ses getirdi. Evet. İzleyemediğim için işte üzülüyorum ama hı, çabasını gösterdim yani, o yüzden vicdanım eyvallah, rahat. Bir görüntü var oyunumuzda, onu bir izlettirelim mi seyirci? Tamam, İzlememiş olanlar varsa üstüne konuşalım. Gelsin lütfen. Orada bir adam var İskoçya'da, yalnızca birkaç gün. Belki de birkaç saat içinde son derece gizli ve de saklı bilgileri ülke dışına kaçırabilirler. Bu adamlar son derece hızlı. 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 Otuz dokuz basamak nedir? Lütfen cevap vermeyin. İşte bir casusluk hikayesi tadı var. Londra'da bir kadın bir cinayete kurban gitmiş. Katil! Richard Hedges! (Gülüyor)
Yani samimiyetle alkışlıyorum çünkü oyun fragmanı böyle olur. Gözünüzü seveyim tiyatrocu arkadaşlarım. Soruyorum, oyununuzun fragmanı var mı? Uzaktan uzaktan telefonla çekilmiş kirli kirli görüntüler gerçekten eyvallah, yakışmıyor. Eyvallah. Yani seyirci de bunu görmek istiyor artık. Çıta burada çünkü. Bunun çok da aslına bakarsan güzel. Bu şimdi kent oyuncularındaki halimiz bizim. Bu 10 sene önceki oyun. Burada Hakan abi var. Şimdi Engin var Hakan abinin yerine. Engin ama en azından evet, hoşuna gidiyor. Bunu çeken de Erkan. Şey. Erkan Kolçak Göstendi. Aa, ne güzel tabii, yapmış tabii. Ya. O zaman o zaten kamera arkasında çok meraklı olduğu için Erkan. O zaman Erkan çekmişti bunu. Çok güzel evet, ya. Yani insan oyunu merak ediyor. İzlemek istiyor. Evet, evet. Çamur gibi bir görüntü olduğu zaman seyirci küsüyor. Yani niye yapıyorsun? Bir hazırlık bunu yapmak lazım. Çağ da buna müsait %100 artık. %100 o yüzden tebrik ediyorum yani buna. Hala oynuyor musunuz? Seneye devam edecek devam, misiniz? Devam daha devam edeceğiz. İzleyebileceğim ben tabii, yani. Tabii devam ederiz. Sen ona devam ederken beri yandan da tamamen dolu yüzü de oynuyordun. Devlet Tiyatrosu'nda. Pardon, dış ses olarak orada. Dış sesim var orada. Orada evet, da evet, dış sesim evet, var. Evet. Bunun dışında başka tiyatro oyunu yaptın mı? Yok, şimdi 39'a başladığımızda yani müşteriyi kurup 39'a başladığımızdan beri aslında dışarıda çok fazla bir şey yapamıyor. Yapamıyor. Haftanın 3 günü oynuyorsunuz. Minimum galiba, öyle oluyor. Ama tabii şimdi çoluk çocuk var. Televizyon tabii, dizisi de yapıyoruz tabii, bir taraftan. Doğru, ekstra doğru, işlerimiz çok oluyor. O doğru, tür şeyler de yapıyoruz. Bir de şimdi müşteriye çok konsantreyiz. Burası devam etsin ve gelişsin, değişsin istediğimiz için buralarla ilgili de biraz şimdi yeni yapıyoruz, oyunlar gelecek evet, belki. Evet, bakıyoruz. Bir sürü şey bakıyoruz. 39 devam edecek. Yani o prestij oyunu olarak biz ona devam edeceğiz gittiği yere kadar. Ama yandan da bakıyoruz bir şeyler. Peki bunun dışında demişsin ki o kanali dünyaya gelmeden. Ya Ceyda biz umarım böyle artık hani özgür işler yaparız ki çocuklarla daha fazla. İnşallah evet. Ve dediğimde oldu demişsin evet, oldu, sonra. Oldu. Hem programın var Art Niyet. Evet, Art mi? Niyet durdu. Art Niyet yapmıyoruz ha, şu anda. Ha yapmıyoruz bıraktın. Yani evet, uzun bir zamandır yapmıyoruz onu. Çok böyle istediğim gibi şekillenmedi orası maalesef. Dolayısıyla aslında güzeldi yani kamyonete koyup götürme evet, fikri. Evet evet güzeldi ama işte şimdi İstanbul'daki trafik halleri o klasik bir araba işte emniyet kemerine kadar bir sürü şey problem oluyor. Bir taraftan örnek olmak gibi de bir durum var. Sponsorlarda falan zorlanıyoruz trafikte olunca. Bir de böyle kişisel bir takım anlaşmazlıklar yaşadım ben orada o yüzden huzursuz olduğum hiçbir şey yapmıyorum. Sanki eskiden böyle değildi, koşturmaya hazırdık ama şimdi değiştik mi? Bunu samimiyetle şöyle açıklayabilirim. Bunu kendime de böyle söylediğim için sana bu şekilde söylemekte hiçbir sakınca yok. Yani fakirlikten geldiğim için çok fazla iş seçme şansım olmadı benim öğrencilikten sonra. Tabii ki. Bir sürü şeyi bazen istemediğim bir sürü şeyi de yapmak zorunda kaldım. Yani şimdi zengin falan değilim ama artık bir özgürlüğüm var kendime yetecek kadar. Dolayısıyla seçebiliyorum. Mutsuz olduğum hiçbir şeyi de yapmıyorum. İşte babam bana öyle demişti. Ben daha konservatuvara giriyordum. Doğa senden istediğim tek bir şey var kızım. Hayır diye hayırı kullanabilecek kadar kendi özgürlüğünü yarat. Evet. Yani dönüp de hayır ben oraya gelmiyorum. Hayır ben onu yapmıyorum. Evet. Ne demek istiyor demiştim. Niye hayır diyeyim ki yani hani. Çok küçüksün 17 yaşındasın. Eyvallah. Adam sana gelmiş böyle bir şey. Şimdi o kadar iyi anlıyorum ki onu. Zaten o kadar iyi biliyorlar ki evet, aslında onlar. Ve yani şuna da katılıyor musun? Biz 2 gün önce Kerimcan'la onu konuşuyorduk. Eskiden böyle o arabaya binmek must'tı mesela. Evet, istiyordun evet, onu. Evet. İşte öyle bir evde oturmak ya da orada. Şimdi bunlar istemiyorsun ya. Bir anlamı yok zaten. Evet yani, o küçücük aşım. Aynen. Ağrısız başım demişler ya yani evet, evet, o noktaya geliyorsun. Bir çorba kaynıyor. Evet. Huzur var mı? Var. Eşim neyim? Çocuklarım neyim? Evladın nasıl? Daha ne yani? Daha ne olsun? Evet. Şimdi ama şunu soracağım. Dizilere ilk başladığın döneme dönelim. Yani tiyatroda devam ediyorsun ama. İkinci sınıfa geçtiğim zaman Yılan Hikayesi'ne başladım. 99. Dur çaycı mıydı? Çaycı. Ay evet ya. Hayatımız geçti o sette abi, bizim. Tabii. Ay nurlar içinde yat Osman Yağmur Beyli be. Aynen. Başımın belası. Çok ekmeğini yedik diye konuşuldu ya. Aynen. Ha? Çok ekmeğini yedik ben de, Osman abi. İnan bana. Nurlar içinde yatsın. Nurlar içinde yatsın. Evet. Oradaki rolün neydi ama hemen ivme aldın. Evet, i̇şte evet. Bazı roller uğurlu geliyor 40 insana. 40 yaşına geldim hala çaycı diyorlar. Evet. Ya tabii, hala tabii, öyle mi? Tabii, bana tabii, da Layla diyorlar. Diyorlar yani. Çok acayip evet, bir şey. Hadi şu dizilere bir göz atalım. Olur. Bakalım neler yapmışsın. Olur. Buyursunlar gelsin. Sen geç kalır mı acaba? Vallahi yaralanmazsa mutlaka gelir. Ama genelde baskınlardan sonra ayakta tedaviye uğruyor. O zaman biraz gecikebiliyor tabii. Ah be güzel abim, konuşmam mı? Sen istediğinde neyi eksik ettim ben? Kalkın gelin dedi. Heh. Yani ben bu durumdaki çok hastayı ayağa kaldırdım ama yine de görmeden bir şey diyemem dedi. Bizim biraz nükteyle işimiz var. Hı. Tamam biz buradayız sonra gelin. Tamam bir saate kadar geliriz. Tamam. İyi de Mert kapıcılık öyle bireysel bir iş değil ki. Bu bir aile işi. Olsun. Biz yine de iş arayalım dedi. Çok yorgunum Gönül Hanım. İzninizle eve gideceğim. Annem patatesli börek yaptı. İstemem.
Çok yorgunum, yatacağım. Çocukları annene mi gönderseydik ha? Hay yaşa ya. Safiye teyzem gül gibi bakar oğlum onlara. Bize de bakmadı mı o kadar yıl? Emredin başkomiserim. Yok, evdeyim. Evdeyim başkomiserim, maç seyrediyorum. Siz de iyisiniz inşallah. Necmi sen misin? Sen kimsin? İyi mi? Solucan iyi mi? Yöntem Ali abim gönderdi. Bizim işler ne oldu dedi. Hamınızdan özür isterim. Buradan çıkan gibi gülleyeceğim. Size hürmetsiz gelseydim burada vurardım. Selam. Hoş geldin Fuat. Hoş bulduk. Var mı? Param var mı? Zam geldi. Yine mi? Zamsız olsa alabileceksin sanki. Yolsuzsan kapama dükkanı kardeşim. Bu kızları bul. Sonra gel beni bul. Tamam mı? Bundan sonra hayatımın yaprak dökümü olmayacak. Hep baharı yaşatacağım sana. Anladın mı? Anlamadım. Geçmiş olsun Osman. Geçti İsmail abi. Deldi geçti. Yemin ediyorum deldi geçti ya. Siz kimsiniz abi? Ben Karpuz Osman. Siz kimsiniz? Neyse iyisin iyi. Bir çay içeceğim ben. Çay alayım mı? İçer misin? Anasın hocam. Sen istiyor musun bir şey? Yok halim yok hiç. İyisin iyi iyi. Ben çok zamandır bu yüzüğün sahibini arıyorum bir. Ama yüzük yönünü çizmiş zaten de. Hatta bana kılavuz bile olmuş ama ben görmemişim. Bırakın bacımı. Bacımı götürmeye kalkan karşısında benim olur. O kadar lan. Kendini izleyebiliyor musun? Yok ya. He? Yok izleyemiyorum. Sen de mi o ekiptensin? İzleyemiyorum valla. İzleyemiyorum. Ne hissediyorsun? Hissedemiyorum yani. Utanıyor musun? Evet, çekiniyor musun? Evet. Bu ne ya hep falan. Hep böyle bir olmamışlık hissi yani. Ya. Evet. Bak böyle mi olur gibi bir durumum var yani. Kimseye söyle diyemiyorum onu mesela ama kendime çok yapıyorum ya. Ya bu şimdi bu mu yani? Hakikaten mi? Anlamadın mı? Okuduğunu da mı anlamadın falan diyorum kendime. Yani. Ben de hep öyleydim ta ki güldür güldüre kadar. Çünkü kendin değilsin ya. Ya yeter diye biri evet, evet. Saçmalıyor gibi oynuyorsun. Bir tek orada rahatladım. Çok eğlenceli. Yani evde gözümden yaş gelerek izliyorum. Normal mi abi? Kerimcan diyor ki hayatım insan kendine güler mi diyor. Ama baksana bu ben değilim ki diyorum. Bu ben olamam diyorum yani. Ne güzel. Darısı başıma var. Ay vallahi darısı başına. Çok rahatlıyorsun orada. Tahmin bütün ediyorum. O kompleksler bitiyor. Çirkin miyim? Aptal konu. Çok iyi görünüyorsun. Salak mıyım? Onların hepsini unutuyorsun. Orası bir de yıldızlar karması. Barcelona gibisin. Öyle oldu. Bir de ne kadar hata yaparsan o kadar iyi hissediyorsun kendini. Defoyu seviyor çünkü eyvallah. Seyirci. Oradan çok evet, keyifli evet. Oluyor. Peki sen güldürmek midir yani içinden gelen duygu? Hani bir iş olsa sadece bunu oynamak isterim der misin? Yoksa... Yok ya denemek daha böyle hoşuma gidiyor aslında. Gidiyor. Her şeyi denemek yani. O ama mesela bu bir serzeniş değil. Ama televizyonda açıkçası çok öyle şeyler yapma fırsatım olmadı yani. Çünkü hep aynı şeyler geldi evet, genelde, değil mi? Genelde her aslında gibi. Ben esnafım yani. Tabii işte esnaf çaycı, olsun. Manav, kasap falan gibi aralarda doğru. Böyle bazen polis ama polis de bile aslında çaycı gibi evet. Böyle esnaf işler yaptım hep. Ters köşe şeyler televizyonda çok olmadı ama oralarda mesela kendimi tiyatroda besleyebiliyorum. Mesela evet. Orada istediğim gibi şeyler oynadığım çok oldu. Bir de sinemada da. İşte Al Pacino mesela aktör stüdyoya katıldığında o kadar da enteresan bir konuşma yaptı ki hep bu oyuncular farklı şeyler oynamak istiyor. Doğru değil dedi. Sen hangi kalıbın oyuncusuysan evet. Orada her zaman başarılı olacağını bilmelisin. Evet ama mesela... Enteresan geldi bana mesela koca Al Pacino bunu nasıl söyler %100 ya? %100 doğru ama bir taraftan da şöyle bir şey var. Yani bu kalıbın da her çeşit adamı var sonuçta. Var tabii ki olmaz dolayısıyla mı? İşte zaten... Senden kötü olmaz mı? Senden hain olmaz İşte mı? Öyle şeyler istiyorum biraz böyle oralara bir kaşınıyorum daha doğrusu. Sinemada yaptın mı? Yaptım yaptım. Sinemada falan denk geldi o tür şeyler yaptım. Peki sinemayla ilk buluşman ve yaşadığın heyecan ya, anın var mı? Ya komik gelecek ama sırf çocukları işte. Sinemaya da ilk buluşmam yine başladın. Tabii. Çok enteresan evet. Bir şey. Peki sinemadan çekindin mi? Ya ben tiyatroda rahatım. Diziyi de kavradım ama sinema başka bir şey. Perde. Yok ya. Öyle bir çekincem olmadı. Yani sonuçta oyuncuyuz ya biz. Nereye gitsem oyunculuk yapıyorum ben. Yani sinemada da oyunculuk yapıyorum. Tiyatroda da dizide de oyunculuk yapıyorum. Yani her şekilde yani birini diğerinden daha az sevdiğimi söyleyemem açıkçası. Ben mesela sinemayı iyi bir çok iyi bir izleyiciyim ama kendim hep sinemada bir daha şansım yok ya. O yüzden hiç şey yapamıyorum sinemayla mesela.
yakın hissetmiyorum. Hiç böyle düşünmedim. Evet. Yalan söyledim. Ya, şimdi... Yok çünkü. Şimdi sen öyle söyleyince... kötü öyle kötü filmlerde oynadım ki. Evet. Hele üç tanesi var ki hep bana soruyor seyirci. Ya Doğa şunların isimlerini söyle ne olur. Şu mu şu mu şu mu şu mu. Hele bir tanesi var ki bir skandal. Ya neden yaptım bunu bilmiyorum. Ya parayla ilgili değil, onu çok net biliyorum. Ama neden yaptığımı bilmiyorum. Ve aksi gibi televizyonda yayınlanıyor ve aksi gibi çok iyi reyting alıyor. Ama bizim işte şeyimiz, bizim kuşağın demek zorundayım şimdi. Bizim kuşağın şeyi gibi oldu o. Bir dönem sinema filminde oynamak bir şeymiş gibi oldu. O yüzden sinemaysa tamam yapalım dedik. Evet ya. Ama üç tane üst üste rezalet evet. Yapar mısın? Sorma sorma. Herkesin var. Öyle şey. Benim de var. Yayınlandıkça karnıma ağrılar giriyor. Evet. Yani şey için hani bizi sevenler var. Genç nesil örnek alıyor. Şimdi orada izlemeyecek mi? İşte ibret olsun. Görsünler yapmasınlar. O yüzden söylüyorum. Bakın arkadaşlar böyle şeylerde oynamayın. Evet, evet. Şimdi senin sinemana bir göz atalım. En son ne vardı tamam. Sinemada? Ha ne vardı? En son geçen sene... Var ama filmim. Var var. Var değil mi? Hadi bir izleyelim. Sinemada bir dünden bugüne yapalım. Buralara sığınıp nereye kadar kaçabilirsin ki? Artık hiçbirimizin yeniden anne karnına sığınmak gibi bir şansımız yok. Anlamıyor musun? Ne takip ediyorsun lan? Şimdi para da yokmuş zaten. Ölme eşeğim ölme. Yaz gele de yonca yesin. Sen önce eşeklikten kurtul. Ben sana yonca bulurum. Terbiyesiz. Mehter takımına haber verdin değil mi? Aradım. Bizzat kendim aradım. Edirne'den yola çıkmak üzere de. Aferin. Ne de gidip duruyorsun orada? Ya bir şey diyecektim de. Ben daha uygun bir zamanda gelirim. Oğlum sen türkülerini söylediğin zaman biz sokağa çıktığımızda bir köpeğe bile aşık olabilirdik. Neden bıraktın ki bu? Ha? Neden? Çok metini duymuş. Yürekli adammış, zavallıların ağası olmuş. Çok takdir ettim dedi. Sen ne dedin? Mehmet ettim. Ha. Yedi düveli gezmiş alim adamdır dedim. Kaptan başkadır dedim yani. Feruş, Merviz'in parası bugün gelecek. Ay hadi inşallah Meto ya, bir hafta oldu. Yok kesin, Ali ile görüştüm. Ay. Sana da para dayanmıyor vallahi Ati. Paralar keskin geliyor, kör gidiyor. Ne saçmalıyorsun sen dalgacı? Hala diyor Ati, hala. Yalan, aynı mahallenin çocuğuyuz. Kime şekil yapıyorsunuz? Hayret bir şey. Abi ama konunun seninle bir ilgisi yok ki. Sen neden böyle yapıyorsun buraya? Tut. Oo çilek. Hadi ya, hadi kalk. Kalk, müşteri beklemez. İyi gitmedi mi yoksa? Vallahi bu işler bizim tahmin ettiğimiz gibi değilmiş Şirek. Dünyayı mı ele geçireceksin? Evet. Gerçi sen aşkıma karşılık vermiş olsaydın dünya umurumda bile olmazdı. Ama şimdi dünyayı ele geçirince doğal olarak seni de ele geçirmiş oluyorum. Ya Harun şu negatif enerjini bir kere yayma ya. Allah aşkına bir kere yayma ya. Oğlum bak son maç zaten. Mescidem. Kızım. Hoş geldin, sefalar getirdin. Sayın Bakan beni aradı. Özelden aradı. Teşkilatımızı kutladı. Selama teşekkürlerini iletti. Bu Yaktın Beni çok güzel film biliyor evet, musun? Evet güzel filmdi. Çok bak güzel filmdi. Kaynadı ama televizyonda evet. izledik biz benim Beylen ve bayağı eğlendik. Çok güzel filmdi. Bence. Öyle çok arada kaynayan filmler evet, olmuş çok, ya. Çok. Ya çok güzel film. Konusu güzel. Oyunculuklar güzel. Aynen hikayesi öyle. Güzel. Çok da eğlenceliydi. Tahmin ediyorum. Çok eğlenceliydi ya. Çok iyi vakit geçirilmiş evet, bir film. Evet. Yani yakalamadı. Evet. İzlemediyseniz izleyin derim. Şimdi gel şu güzel cümleyi bana açıkla. Her Türk mangal kömürüyle doğar ya. E tabii. Arkadaş ya tabii, bunu tabii, bilsin tabii. Artık sahte, bu. Sahnede bir mangal varsa yanar mısın? Yalan. Mangalın püf noktaları var mıdır? Ya Bülent mangalın başına geçti mi? İyiyimdir mangalda. Hakikaten çok tevazu sahibi değilim oralarda. Vallahi. Değil. Ay benim koca gibi. Yakarım. Nasıl ama mesela? Var mı bir film tek kibritle noktası? Yakarım. Ne diyorsun? Tabii tabii çok iddialıyım. Biz iddialı. De biz bayağı şeyler. Yakarım yok. Tek kibritle yakarım. Nasıl yak? Şeysiz hava mi? Aldığı yerler doğru havalandırmalar lazım. Çırası önemli. Derden olduğu. Bazen evet. Şanssızlıklar olabiliyor ama genel olarak tek kibritle yakarım yani. Seversin yani. Severim. Bunu. Çocukluğundan gelen bir kültür müdür yoksa? Evet canım tabii küçük yer. Gemlik'te büyüdüğüm için dolayısıyla bahçeli evlerin olduğu bir yerde. O yak mangalı koy sohbeti. Hep yanardı hakikaten böyle olimpiyat ateşi. Ay çok tatlıymış. Hiç yoktu bu kültürüm. Eşimle tanıştıktan sonra ilk böyle evimize çıkıyoruz. Dedi ki evet artık dedi mangal vakti. Dedim ki evet. Ne vakti? Dedim böyle bir şey mümkün değil. Mangal bizde hiç ya yani bende de hiç yok. Yani gerçekten mi ya? Hiç hiç ne babam ne annem hiç öyle bir şey yok. Dedim kusura bakma. Leyla da eteyim. Anlaşamayız mesela. Dedi. Ya mangal yoksa yapamayız dedi yani.
Nasıl yani dedim. Sonra bir sevmeye başladım. Sevilmez mi canım? Çok güzel. Sevilmez mi? Bayağı oturuyoruz muhabbet. Sebze bile olur. Tabii ki canım. Yani hiç et falan olması şart değil. Kahve yapmak için mangal yakılabilir. Hiç sorun değil. Kesinlikle. Yani. Bir de şey demiş, o da çok hoşuma gidiyor. Ben Türk menşeli bir, türkü menşeli bir adamım. Ve türkülerini evet. de görüyoruz zaten. Evet, evet. evet. Bu da var mıydı sende? Vardı. Böyle türkü çığırır vardı, mıydın vardı, yani? Vardı, vardı. Neşet Ertaş çok seviyorum. Neşet Ertaş tabii yani o sağ kolum gibi. Çok seviyorum Neşet Dede'yi. Evel ezel yani. Okulda bizim bölüm başkanımız Suat Hoca. Suat Öztürk'ün. Aslında büyük ölçüde ilk Neşet Ertaş albümleri dinlerdim. Hep ama ilk Neşet Ertaş albümlerini o vermişti bana. Ah ne güzel. Dolayısıyla da hep böyle sahibi oldum. Mahzunleri dinlerim. Şimdi bir sürü eski ya daimiye kadar bilirim biraz. Türkü biliyorsun, bilirim. Biliyorsun. Şimdi de işte Erdal Erzincanlar, Cengiz Özkanlar falan düşmez dilimden. Hep dinlerim, takip ederim. Ne çok önemsiyorum türkü ve çok seviyorum evet. gerçekten. Evet. Yani özel bir şey. Ya türküleri olan insanlar kötü olmaz demiş evet. ya vaktiyle. Evet. Öyle belki o şeyden de çok etkilendiğim için. Okan Ali'ye de annesinin karnında. Şimdi Okan Ali zaten türkülerle büyüyor. Oradan evet. sana bir kolaj yaptık. İzlemeyenler vallahi. Varsa o da gelsin. Bir tadı olsun istedik programa. Buyursunlar. Bir acayip derde düştüm herkes gider karına. Bugün buldum bugün yerim hak kerimdir yarına. Çıha geldi bir gözleri sürmeli aslanım eller eller okuyor güller güller yarından aşkım sarmaşık güllere dolaştım sarmaşık güllere dolaştım. Yarım İstanbul'u mesken mi tuttun aman? Gördüm güzelleri. Ay maşallah sana bebeğim. Bin şükür. Bin şükür. Allah seni hep güzel insanlarla karşılaştırsın. Amin. Hep amin onu dua inşallah. Ediyorum. Ülkenin bir bebeği oldu ya değil mi? Ben böyle ya bakıyorum sana. Öyle, ay bugün bir şey koydular mı? Öyle türkü oldu. Çok seviyorlar. Sokakta da millet Okan Ali diye seslenmeye İşte gözleri falan. Doluyor insanın. Bak evet. ben zaten buna meyilliyim o ayrı da. Zaten böyle iyi yürekli ve şey bir adamdın sen. Hani eyvallah. Seni bilmeyenler için çok eski arkadaşınım. Eyvallah. Baba olduktan sonra kendine yalnız kaldığında neler yaşıyorsun, ne hissediyorsun Allah aşkına? Acayip bir şey ya. Yani nasıl tarif edilir hiç bilmiyorum ki. Cümlesini kuramadığım çok nadir şeylerden bir tanesi. Mesela babamın kaybıyla ilgili de bir cümle kuramıyorum mesela. Ne, duygumu anlatabilmenin bir yolu yok, cümlesi yok. Sen babanla nasıl bir ilişki i̇yiydik kurdun? İyiydik biz ya, iyiydik. Babamla iyi arkadaştık. Nurlar yani. İçinde yattın. Hele hele son döneminde 30 yaşındaydım kaybettiğim zaman. Son döneminde iyiydik, iyi arkadaştık yani. O da seninle şimdi senin evladın olduğun gibi ilgili bir baba mıydı? Tabii tabii, tabii canım. Eğlenceli bir evdik biz yani tabii ki kendine has. Annemle aralarında büyük problemleri olsa da çoğunlukla genel olarak eğlenceliydik. Yani koşullar ve zamanın gereklilikleri nedeniyle de olması yani olabildiği kadar ilgiliydi tabii. Peki kişiye gerçekten babası gibi olmak istiyor mu? Bazen evet bazen hayır. Yani babam gibi olmayı çok sevdiğim anlar, zamanlar var benim de. Babam da böyleydi diyorum. Babamın cümleleri var mesela hayatıma şiar edindiğim. Ama bazen de babamın mutsuz olduğunu ve mutsuz edildiğini bildiğim şeyleri var ki oralarda babam gibi olmamak için elimden geleni yapıyorum. Çok doğru bir şey aslında evet. bu değil mi? Çünkü biz başka bir gözden gözlemliyoruz şimdi. Evet. Belki de o yüzden o durumları doğru analiz edip belki kendini orada daha aramızdaki erken... Aramızdaki fark şuydu galiba. Babam benim şanssız bir adamdı. Başarısızlığı da bence oradan geliyor. Hmm. İşini bulamamış biriydi. Ben bugün işimi buldum aşkla yapıyorum. Keşke babam da mesela oyuncu olsaydı. Ya, ya mesela... da işte bizim işlerimiz gibi ne bileyim şarkı söyleseydi. Bence fena değildi sesi. Babam olduğu için bana öyle geliyor olabilir ama şarkı söyleseydi, oyuncu olsaydı falan mutlu olabilirdi. O hep başka şeyler deneyip
yırtmaya çalıştığı için başarısız ve mutsuz biri olarak yaşadı hayatını. Çok doğru, bence. Zor bir şey. O evet. dönemlerde daha da zor insanın kendini açması, keşfetmesi. Evet. Şimdi belki biz o konuda biraz daha şanslıyız. Daha rahatız tabii canım. Peki çok klişe bir soru biliyorum ama hep de aynı cevap geliyor tabii. Çocuğunuz ne istiyorsa onu yapsın. Şimdi ben henüz doğurmadım çocuklarımı ama mesela çok böyle diyemiyorum nedense. İster istemez yönlendirmek istiyorum bir şeylerde. Çünkü ülkemizin işte şartlarını biliyorum. Evet. Çektiğimiz acıları biliyorum her ne kadar bize evet. çok şaşalı bir hayat yaşadığımızı zannetseler de. Evet. Birçok ödünler verdik, çok üzüntüler yaşadık filan. O yüzden ben çok özgür bırakmazmışım çocuklarımı Hı-hı. gibi düşünüyorum. Sen bu konuda mesela kontrolcü müsün ya da Ceyda ile böyle bir plan yapıyor musunuz? Müdahale yani, eder misiniz çocuklarınıza? Müdahale da Okan'a da. Müdahale etmemiz gerektiği kadar etmeliyiz zaten. Yani biri büyüyecek sonuçta ve rol model belirleyecek bizi. Anneyi evet. babayı. Ben mesela Okan Ali oyuncu olsun isterim. Çünkü ekmeğimi bu işten yiyorum. Ben işimde çok mutluyum. Çok iyi insanlar tanımama neden oldu işim. Ve bana göre hiç fena sayılmayacak bir hayatım var. Dolayısıyla bütün bunları da bana işim verdi. Doğru söylüyorsun. O da oyuncu olmak isterse tabii ki sonsuz desteklerim. Günün sonunda ne isterse onu olacak ama evet. Aynen. Yani o ona karar verecek. Çare bulamıyoruz. Yoksa hiç oyuncu olmak istemedim. Hep tarihçi olmak istedim. Hep arkeolog olmak istedim. Hiçbir yeri kazanamadım. Yani hani evet. anlatabiliyor muyum? Sanki Allah bana şey dedi. Hayır sen mecbur konservatuara gideceksin. Evet yani dedi. Hedefin dışında bir şey oluyor. Yani biz onunla evet. futbolda oynayacağız. Tabii doğru. Ben onu dalgıç da yapacağım tabii ki. Tabii ki. Yani... Zaten kendinin aynısından yapmışsın. Evet, bunu herhalde. Evet, sarışın bir böyle bir şey oldu. Olabilir mi yani hani burun, kulak ve kafalar falan. Oldu yani, vallahi çok acayip. Bir şey değil mi? Annesi de çok dua etti. Etmiş, söyledi. Bana benzesin diye çok Ceyda dua etti. Ceyda masada dedik ya o kadar bunu istedim i̇stedi ki. Dua dedi. Bunu hayal ettim dedi. İstedi vallahi istedi. Çok evet, istedi. Kesinlikle. Bunu da her defasında dile getirdi. Evet. Ben de hep o zaman ben de buradan bir şey anlatmış olayım. Ultrason'a girdik son artık Amerika'ya gitmeden önce biz Melisa'mızın da Melisa biliyorsun için maceramız biliyorum. Var. Burada son ultrason'a girdiğimizde saçları var karnında annesinin. Ben böyle dedim ki eyvah ya çocuk bizim gibi esmer ve kıl yumağı olacak şimdi. Aman Allah'ım yani ne olur böyle olmasaydı keşke. Çünkü ben mesela herhalde 14 yaşından beri falan tıraş oluyorum abi yani zor bir şey. Ay çok yani, iyiymiş bu. Olmasın bir çıktı böyle beyaz. Evet ve sarışın. Evet ve saçları var yani. Demek ki olabiliyormuş. Sarışın olsaydım ne olurdu mu ama şimdi tabii yani. Burada aşk çocuğu olmanın da getirdiği evet, bir şey var. Yani sizin birbirinize duyduğunuz saygının, sevginin. Bence bu çok etkiliyor bebekleri. Evet, Allah herkese böylesini Amin. Nasip etsin. Amin. Yaşayamayan için bu bir talihsizlik değil. Herkes evet. bunu yaşamak zorunda değil. Tabii ama canım. Örnek olarak da işte örnek almak lazım. Şimdi ben sana desem ki senin evliliğini yürüten 5 tane şey say bana. Ne dersin? 5 tane Ceyda derim yani. Evet, ama bunun için de saygı dersin evet, mutlaka evet, mesela evet, değil mi? Yani, evet ya işte şey gibi tasarlamamak lazım ya bir sürü şeyi. Bunu da tasarlamıyorsun oluyor. Biz karşılaştık, meç olduk ve bence her şey çok yolunda gidiyor. Yani. Evet ama işte kurallara da uymak lazım. Yani evet, evlilik çok şey bir şey. Çok naif bir şey bence. Tabii ki. Saygı, tabii özveri olacak. Bireysel tabii ki, haklara tabii ki, saygı tabii olacak. Yani aynen. olacak da olacak. Öyle uzaktan çok güzel değil yani. Özen göstermek gerekiyor. %100. %100. Benim herhalde bugüne kadar hayatta en çok özen gösterdiğim şey işim bile değil. Eşim yani. Çok ciddi söylüyorum. Tabii ki canım. Tabii düşünüyorum tabii da ki, herhalde tabii eşim kadar... Özen gösterdiğim hiçbir şey olmadı bizim hayatta. Bizim kalemiz orası ya. Evet. Tabii ki en çok özen gösteririm. Niçin çalışıyorum ki? Evet. Ailem için çalışıyorum. Tabii ki işimden daha önemliler. Mutlaka. Üzgünüm çünkü yani. İşte hata yaptık. İşte evet. parasız kaldık. İşte başarısız evet, olduk. Evet, evet. Ama eşinde öyle bir şey... Ya ailem için işimi kaybedebilirim. Ama iş için ailemi kaybetmem. Aynen öyle. Acaba Ceyda bu konuyla ilgili ne düşünüyor diye merak çok ettim. Çok farklı değil ben yani. Allah Allah. Onun adına Ceyda? Bir şey söyle... Ceyda bir konuşur musun? Hakikaten Ceyda'cığım geliyor. Ev halimle hepinize merhaba. Aslında sürpriz olmadığını biliyorsun benim biriciğim. Çıktı benim Kate Winslet. Ne demeliyim bilmiyorum. Aslında her gün tekrar ettiğim sözleri herkesin huzurunda bir kez daha tekrar edebilirim. Seni çok seviyorum. Seninle hayat paylaşmayı çok seviyorum. Evlatlarımızı, seni, beni, yuvamızı çok seviyorum. İyi kimsin? Hep öyle kalacaksın. İlk günden artan bir aşkla seviyorum seni. Her yanına yaklaştığımda kalbim ağzında. Bunları bana yaşattığın için çok teşekkür ederim. Bunları söylemek istedim galiba.
İyi ki seni seviyorum. Aferin, ağlattın oh. Burada gebe kadını. Bin şükür. Böyle bak. Ay çok güzel bir şey. Seni seviyoruz. Bir şey söyleyecek misin karına? Çok seviyorum, ne diyeyim. Akşam ekmek var mı evde? Ne diyorum, yaparım. Bu gazla gidip hırsımı bir şeyden almam lazım. Ama iyisin mutfakta, mutfakta da. İyiyiz. Ekmekte. Ya valla şeyle Ebru ile konuştuk içeride. Programa hazırlanırken de. Mutfak çok net bir terapi alanı. Ve daha önce var mıydı böyle şeylerin bekar hayatında, yoktu var, herhalde. Vardı. Mecburen yapıyorduk canım tabii, ha, yani tabii, aç kalmamak adına. Doğru. Yapıyorduk. Doğru. Meraklıydım. Haklısın. Biraz da ama terapi alanı şimdi artık 40 yaşına geldiğim bu dönemde mutfağın aslında kadınlar için olmadığını anladım. Sadece kadınlar için olamaz yani. Çünkü mutfak bence çok acayip bir yer. Evet. Her şeyi yapabilirsin. Evet. Terapi merkezi. Terapi merkezi, aynen öyle. Çok iyi vakit geçiriyorum. Ceyda da çok seviyor bir de. O da seviyor. O çok iyi şey. Bizde de ben sevmem, eşim çok sever Allah'tan. O sen mutfak sevmiyor musun? Yani severim ama Kerimcan kadar değil mesela. Ha, eyvallah. O yaratıcıdır, bir şeyler onu oradan alır, bir çok şeyler katar falan. Ya. Evet evet, benim nedense öyle hiç gelişmemiştir mutfak kültürüm. Enteresan bir şey. Mutlaka. Ben masalar senin... kurayım, işte tamam. İkramlar yapayım ama öyle tamam. Mutfakta bir şeyler yapayım, yok ekmek yapayım, yoğurt yapayım, insan değilim ama belki çocuklardan sonra. Kesin yapacağım. Mecburen. Kesin yapacağım. Mecburen bu kafalara gireceğim. Kesin kesin. Çünkü öyle bir kitap aldım şimdi. Kerimcan'a diyorum ki organik dondurma yapmayı öğrenme. Ha hadi geldin diyor. Sen de ufaktan başladın yani diyor. Sözlük yazarları demiş ki senin için sette 10 kaplan gücü diye bir şey varsa işte bu adamdır bu. Hakikaten böyle bitirici, halledici. Ben yaparım abimci misindir? Bilmiyorum. Yani ama ortada fark ettiğim ve elimden geleceğini düşündüğüm bir şey varsa... yapmaktan çekinmem yani. Yapılabilecek, halledilebilecek bir şey varsa. Yani bir yerde bir lastik patladı ve lastiği değiştirebiliyorsam değiştiririm ben. Dolayısıyla yani o bir huy. Hani sette 10 kaplan gücünde... Senin için bunu biri demiş. Kim olduğunu bilmiyorum. Ya kötü geçindiğim kimse yok. Benim düşmanım yok mesela. Yani öyle şeyim yok. Öyle düşmanlar, kavgalarım, büyük olaylarım falan hiç olmadı. Belki o yüzdendir. Eğlenirim genelde. İyi vakit geçiririm belki. Valla sempati Pınarı demiş. Türk tiyatrolarının yetenekli oyuncusu demiş. Sağ olsun. 39 basamakta kendisini çok sevdirmiş. Egolarını alt edebilmeyi başarmış. Kompleksiz bir tiyatro adamı. Eyvallah, demiş. Sağ olsun. Peki burada bir değişiklik olduğunu hissediyor musun? Yani o ilk şöhret olduğun o gençlik başımda duman. İlk aşkım, ilk heyecandan canım, bugüne. Tabii, ne gibi tabii. Bir ivme artık yani. Daha böyle bir sindirilmiş. Bir defa hem yaş ilerledi hem artık serde biraz aktörlük var. Biraz daha mesleğe. Saygı, sevgi, aşk var. Bir dedim ya bu başta biraz önce söylediğim cümleyi tekrarlamam lazım. Çünkü bir sürü şeyi bence bu anlatıyor. Yani fakirlik vardı. Fena paralar kazanmadım sonra. Evet. Ama ve şımardın o, mı peki? Tabii canım. Kendimce. Kimseye çok mesela? Fazla bir hatam falan olmadı ama şımardım tabii. Kendime kötü davrandığım, hayatımı zorlaştırdığım, kendi kendime zamanlarım oldu. Yaptım ama öyle yani. Büyüyoruz. Evet evet. Yok bir şikayetim olduğu değil için mi? Söyleyeyim. Hiçbir yok, evet, pişmanlığım evet, biliyorum. Yok. Ama oldu öyle zamanlarım evet. Yani o dönemler öyle dönemler ki yanlış olduğunu bilerek bazı şeyleri yaşamak, deneyimlemek evet. istiyorsun. Evet. Sana uygun bir insan olmadığını bilerek o insanla bir şeyleri zorluyorsun. Evet aynen öyle. Yakışmayan şeyleri yani bu tabii ki toplumun dışına çıkacak şey değil. Kendi özümüzde yakışmayan şeyleri de yapıyoruz insan olarak. Aynen peki Okan oğlun, şimdi evet. Melisa da var, o da senin evladın. Evet. Okan peki o da böyle vursun, kırsın, döksün, kalksın öyle ister misin yoksa hiç canı yanmasa keşke mi? En güzel şeyi bununla ilgili Cem abi söyledi. Cem Davran söyledi. Ne söyledi? Onunla böyle bir sohbet ettik. Setlerine gitmiştim. Ceyda ile birlikte hı-hı. çalışıyorlardı. Dedi ki oğlum şimdi 1.90 yurt dışında okuyor falan. Gören dedi dalyan gibi bir çocuk ama biz dedi onu öyle bir yetiştirmedik ki dedi yani hiç. Ben de onu pamuklara sardım falan. Kendi de şimdi Kasımpaşa'da falan yetişmiş bir adam Cem abi. Biz de öyle büyüdük. Şimdi ben de oğlumun gözünün içine bakıyorum doğal olarak. Ve öyle yetiştirmeyeceğim tabii ki. Ben de onu pamuklara saracağım. Hiç kötü etrafında barınsın istemiyorum. Ama hayat ne getirecek, ne görecek, nerelerden kendini nasıl koruması gerekecek bilmiyorum ki. Yani umarım karşılaşmasın. Umarım kendine zarar vereceği şeyler... İşte endişe duyuyorsun. Mesela şey demişsin. Artık eskisi kadar hızlı araba kullanmıyorum çocuğu baba olduktan tabii, sonra. Tabii, İnsanın tabii. endişeleri oluyor. Tabii çünkü. Her şey öyle. Merdivenlerden bile inerken daha dikkatliyim. Ayağımı kırma lüksüm yok artık. Eskiden kendim bilerek bile kırabilirdim. Yani. Değil mi? Şöyle evet. bir halçayı alayım kendimi. Aynen. Rahat rahat evet. hissedeyim kendimi diye. Bunun dışında...
ne gibi hayallerin kaldı geriye? Şimdi mesela deniz dedin, dalgıçlık dedin. Evet. Bununla ilgili mesela kendini geliştirmek istiyor musun? Ya da ben dalış eğitmenliğini aldım zaten. Dalış eğitmenliği yapabiliyorum. Eğitmen, hiç anlamadığım bir kafa. Tabii, tabii. Beni hepsi affedin, ne olursunuz. Evet. Bu da, bu denizin tam dibine gidiyorsunuz ya. Evet. Beni öldürdü. Ama Kusto demiş ki mesela, biraz önce de bak ne kadar tekrarladık. Dünyanın %70'i su, insan vücudunun %70'i su. Bir insan nasıl dalgıç olmam anlayamam. Ama mecbur muyum oraya kadar ineceğim? Hayır, tabii ki değilsin. Herkes dalgıç olmak zorunda lütfen, değil zaten. Lütfen, yani çok korkuyorum. Ama inersen çok eğlenirsin. İndim, inmez miyim? Ben denemedim, hiçbir şey konuşmam. Devam mı niye etmedin? Ne oldu? Bir küçük metreye daha civciv tamam. Dediler bana. Fela, yani ne oldum biliyor musun? Hayatımın en kötü anıydı. Yani şey yapamadım. Neden acaba çünkü ya? Çünkü ben riski bir kere hiç sevmem. Ya yani hız sevmem, uçmayı sevmem, atlamayı. Yani ben hep şey olmalıyım, anlatabiliyor muyum? Konforlu ve keyifçi olmam lazım benim. Ve ayaklarım hep orada olması lazım. Evet, şeyde. Ama enteresan. Bence... Ama tekne insanıyım. Aylarca teknede yaşıyorum. Gidiyoruz teknede. Beraber de deneriz bir. Mümkün. Yani nefret edersin belki benden. Belki severiz ya. Bir de şu o, çıkar demek mi? Evet. Ben bunu okey zannediyorum. Streslenen bile böyle mi yapıyorum? Yapıyorlar. Yok süper. İlk inerken süper zannediyorum. Ama sonra indikçe aman tanrım. İlk deneyimin kötü geçmiş biraz bence. Yani... Hayır, mantığını anlamıyorum. Bir tanem ne güzel güneşlen, atla çık, güzelce yüz. Ama aşağıda da bir varken, hayat var ya. Ama çok... niye onlara müdahale edeyim? Müdahale etmiyoruz zaten. Bakıyorlar bana biz falan. Biz hiçbir şey yapmıyoruz. Tam kaç tersine. Metre daldın? Dalgıçın olduğu yerde yaşam vardır. Benim en derin 40 metre. Evet. İnanılır gibi. Ne hissediyorsun peki ya? O duygu şey duygusu mu? Her şeyden kopuyorum ve artık elveda gibi bir şey mi? Balık olma hali başka. Şimdi mesela uzaya gitmek istemez miydin? Yok, kesinlikle. İşte ben isterim mesela. Yani bize ait olmayan bir yerde soluk almak, alabiliyor olmak mutlaka. Ve ekipman şimdi öyle acayip bir ekipman ki yine sağ, nurlarda yatsın Kaptan Kusto bence. Kesinlikle, kesinlikle. Öyle acayip bir ekipman ki o. Suyun altında fiziksel özelliklerinin yettiği kadar balık ne yapıyorsa yapabiliyorsun, düşünsene. Bizim bir zarar vermek gibi bir durumumuz yok, da yok. Yok tabii ki, tabii su ki. Su altında çünkü vakit geçirdiğimiz için bizim için çok kıymetli orası. Dolayısıyla orayı gözlemlemek, oradaki canlılar falan bence muazzam. Yok, seven yani. İçin söylüyorum bak, saygım sonsuz. Kızmayın bana. Ben korkak bir insan olur. Riski sevmediğim için hoşlanıyorum. Ama şeye bayılıyorum. Teknede ben yatayım. Siz dalın ama çıkın. Ama yüzmeyi de seviyorsun. Çok iyi yüzerim ya. Ha, tamam. Yüzmek ne? Saatlerce yüzerim yani hiç o konuda. Tamam. Herkes bir deniz manyağıyım. Bir şey yok ama ya. Altı merak etmiyorum. Anladın mı? Hani bana bulaşmayın belki abi. Belki bir şnorkel. Ya, kesinlikle. Şnorkele de tahammülüm yok. Yok, eşim Allah aldı. Allah bak doğacığım. İşte bizim çünkü tekneyle açıldığımızda hani bak şuralara bak, çok güzel kayalar mayalar var ama kayaları bile bakamıyorum. Çünkü şey duygusu geliyor bana orada. Onlar onların dünyası ve hiç ilgilenmiyorum. Allah Allah ne, ya. Çok garip değil mi? Bir doktora mı gitsem acaba? Hoşlanmıyorum. Ama üstelik ne diyorum neyse, sana? Bebekler bir beni de olsun denize da. Bırak. Yani yaşarım. Vay canına, ilginç ama bir şey. Ama bak, görmemeliyim, anlatabiliyor muyum? Gece beni at yüzerim. Aslında ortalama şey böyle bir şey Ceyda'da da var. Ona da mesela ha, Ceyda dalıyor mu? Yok, daha değil ama dalacak. Emin misin? Dalacak. Dur bakalım. Beraber Ceyda ile beraber yani. Biz de halim. Evet. Reklama gidiyorum işte efendim, buyursunlar. Doğa. Excuse me. Beni çok istediler ama ben katılmadım. İyi ki katılmadım. Dereceye giremezdim. İyi ki katılmadım. Davete hazırsın. Davete hazırım. Evet. Herkes çatlasın o zaman. Stık çık çıkım. Ne zor program geçiriyorum Allah'ım ya. Allah'ım ya. Gebe buralarda böyle mahvettiniz bir nesli. Biz de mahvolduk. Şimdi doğaya gitti. Bir tane de babandan söyle be. Bir de türkü söyle. Yok mu be kardeşim? Doğa abla. neler oluyor? Daha iyi bir şey miydi sence bu? Nasıl olacak o? Küçük yaşındayım. Hani fotoya asılıp sallanıyorsunuz ya falan. O böyle hava hareketi. Şov kısmı. Şov kısmı. Beni ama utandırıyorsunuz. Ama bunlar olacak. Programımın bir parçası bunlar. My name is Casper. Siz projeleri Santa Monica'da çekiyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet. Evet. Şimdi çıktı. Nereden buluyorsun bu enerji? Bir elin nesi var? İki elin nesi var? Gel bir sorguya çekeyim. Kaç aylık oldu seninkiler? Ne diyorsun? Ne? Aa, yok. Ben demiş miyim? Evet. Kesin bilgi bu. Allah. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çalışmış mıydım diyor. Hadi. Hasseye günler. Evet.
Zaman nasıl geçti bilemedik. Ya sorma valla. Öyle değil mi? Çok çabuk bitti gerçekten. Aynen öyle. Şimdi seni tekrar televizyonda görmeye devam edeceğiz. İnternette yine bir şeyler yapmak istiyor musun? Deniyorum. Bir şeyler sevdin var. Kafamda mi? Bir iki bir şey yapacağım. İnternet evet. Dizisinde oynamayı sevdin mi? Sevdim sevdim. Çok zevkli güzel. Mi? Evet. Zamanı kısa bir defa her şeyden evvel. Dolayısıyla çalışma şartları da ona uygun oluyor. Bir parça. İzlediğimiz şeyde 50 dakika falan. Bir kalite bence oluyor. Bir süre. Evet. Dün gece Şahsiyet diye bir işe başladım. Hı-hı. Birinci bölümü bitirdim. Hoşuma gidiyor benim. Böyle evde evet. Hani arkadaşlarımın böyle özgür şeyler yapıyor olması. Aynen aynen. Ben de iki bölüm izledim onu. Evet. Onur çekiyor işte. Onur Saylak çekiyor. Evet, evet. Ellerine ne sağlık. Ne kadar iyi bir yönetmenmiş. Evet. İyi ki varsın dostum. Cansın sen de. Vallahi yolunuz sağ açık olsun. Çok iyi vakit geçirdim. Şunları doğruyorum. Geliyorum eve. Tamam süper. Bekliyorum. Sağlıkla gelsinler. Öpüyorum bir tane. İyi akşamlar efendim. Eyvallah.